programa başlamadan önce bu hafta çok acayip bir videoya düştüm. Düştüm derken izlemeden duramıyorum. Ve her izlediğimde de acayip gülüyorum ve acayip duygular hissediyorum. Bu videoyu çoğunuz biliyordur ama bir de programda paylaşmak istedim. Çünkü videodaki abiyi bulamadık. Onun buraya getirmek istiyoruz, ulaşamadık. Onu buradan videoyu gösterip abi bizi bul, olur mu? Şimdi videoyu mu izleyelim ve eğlenelim bakalım. Hello. How are you? I'm okay. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? Taksim. Nasıl giderim diyor dayı? Nasıl bilmem. Ya mükemmel değil mi ya? Abi ekranda kalsın abi. Abi seni arıyoruz. Yani gerekirse Müge Anlı'ya başvuracağım. Seni bulacağım. Çünkü İngilizce bu kadar güzel konuşulabilir. Yani normalde hani İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum dersin ya. Abi anlamıyor ama konuşabiliyor. Harika değil mi ya? Karşıdakinin İngilizcesini taklit ederek inanılmaz. Taksim. Abi can I get a taxi? 3-4 kere izledikten sonra başlıyorsunuz kendi gelse. Bir haftadır evde öyle dolaşıyorum. Kendi gelse. Abi lütfen bul bizi. Biz de seni bulalım. Burada ağırlamak istiyoruz. Bir ders olur, bir İngilizce dersi. Ya da bu İngilizceyi nerede öğrendin? Onu çok merak ediyorum. Yaşanmışlık var o İngilizce'de. Çok güzel. Ve yine aslında bir tık eski bir video ama ben yeni gördüm yine. Bir kardeşimiz, yine bir ana haberde gördüm bu videoyu. Sünnet oluyor. Sünnet olmadan önce Beşiktaşlı. Narkozu yedikten sonra Galatasaraylı olarak çıkıyor sünnetten. İzleyelim alkışlarla videomuzu bakalım. Ameliyata Beşiktaşlı girdi, Galatasaraylı çıktı. Annem kurtarıyor cevap. Bak bak Mustafa sevinir, sen de sevinir. Evet. Bu kardeşimizi bulduk. Alkışlar Furkan Ergül'e gelsin. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Furkan iyi misin? Ne yapayım? İyiyim. İyisin. Hangi takımlısın şu an? Son durum? Galatasaray. Galatasaray. Çok güzel. Peki yani ne oldu Furkan? Yani sen Beşiktaşlı olduğunu hatırlıyor musun öncesinde? Yok. Peki sence ne yaşandı? Biraz anlatsana Furkan. Ne oldu? Niye haberlere de çıktı bu olay? İlk başta aslında sünnetten korkuyordum. He. Sonradan nedense yaptılar. Ondan sonrası kadar hatırlamıyorum. Hepimiz öyle be. Valla başta korkuyoruz sonra nedense yapıyorlar. Peki öncesinde hiç Galatasaray'la ilgili bir babaya bir versene. Bakın ben ne olmuş olayı anlayayım. Böyle bir şey yok mu yoksa? Babasısınız. Evet. İsminiz baba. Neydi? İsmim Mahir. Mahir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu yavrunuza? Bir anlatır mısınız? Yanılmıyorsam Beşiktaş, özür dilerim, Galatasaray şampiyonluğa oynuyordu o zaman. Hı hı. Oradan etkilendi Furkan. Hı hı. O arada Müslüman herhalde iyi kurtarışlar yapıyordu. Hı hı. Demek ki onun etkisinde kaldı. Narkoz yiyince ben de anlayamadım tabii orayı. Orayı ben de anlayamadım. Peki öncesinde koyu Beşiktaşlı mıydı? Koyu Beşiktaşlıydı. Hatta odasını ben Fenerbahçeli yaptım. Fenerbahçeli olsun diye. Olmadı. Olmadı. İkna edemedik. İkna edemediniz. Beşiktaşlı oldu. Beşiktaşlıydı evet. Evet. Narkozdan sonra bir baktım. Enteresan şeyler söylemeye başladı. Ben de şaşırdım. Hani anı olarak kalsın kendisine dedim. Siz ben mi yolladınız videoyu? Evet, süper. Ben attım, evet. Çok güzel. Peki hanım hangi takımlı? Eşiniz? O da Galatasaraylı. Galatasaraylı. Evet. Ha. Hanım belki Fenerbahçeli de olur. Yani çocuk bence hiçbirinizi kırmak istemiyor. Bence böyle aileyle bütün bekliyoruz. Ablasından şey yaptı. Anne şimdi sıra babaya doğru geliyor herhalde. Bekliyoruz. Şahane, süper. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş programa bulduk, geldiğiniz sağ için. Olun, Furkan öpüyoruz seni. Evet. Değerli misafirler, şimdi sırada şahane bir kadın var. Hem muhabbeti güzel, hem kendisi güzel. Alkışlar İvana Sert için arkadaşlar. Merhaba.
alkışlar İvan Hanım'a. Rahat mısınız? Ha, ben kendimi rahat yapıyorum şimdi. Evet. İyi mi o? Harika. Koltuk size olmadı gibi ya. Oldu yani, mu? Yani şimdi böyle bir arka böyle bir destek ihtiyacı var ya. Anladım. Durmak için. Durmak için. Yoksa böyle yanılacağım yani. O da yani. Değil. O, evet, olmaz. O da olmaz. Evet. Yakışmaz yani. Ondan dolayı. Hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın? Çok iyi, sizi gördük. Daha iyi olduk. Ya. Ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi? Böyle bir moda programı yap, ortalığı estirdiniz, gürlettiniz. Zaten hep gündemdesiniz. Var mı yeni proje moda ile ilgili? Biz ne giyeceğiz? Bizimle misin? Biz değil misin? Nasıl? Artık. Ne yapıyorsunuz yani şu an? Yani tabii ki herkes fiziğine göre, yerine göre, yaşına göre, tenine, saçına göre giymesi gerekiyor. Onu her zaman söylüyorum. Peki bir şey soracak abi. Ben bugün bir giyindim var ya, çok iyiyim ya. Çok güzel giyindim diyen var mı aranızda? Kalk eleştirelim. Hemen bakayım, gel. Gel abi, gel. Gel bakayım, gel. Gel, gel, gel bakayım. Bu özgüven nereden geliyor? Gayet sportif bir seçim yaptığıma inanıyorum. Hayır sen ne, ama şu an şey... Adı benim stilim gibi olsun. Nereye gidiyorsun bu kıyafetle bizi? Bunu söyle. Eser ben yanında gelmem lazım. Evet, ben bunu konuşmam lazım şu anda. Bu konu benim konu. Ya ben bu konuyu kapatmak istiyorum şu an. Evet kardeşim ismin neydi? Ahmet. Ahmet. Kendine güvenen var mı, ilginen var mı dedim, atladın. Aslan gibi atladı. Ben de dedim bakıyorum şu anda Johnny Depp çıkacak. Yani. Evet, böyle bir tam olacak. Çıkacak orada. Nereden geliyor bu özgüven? Yani kendime güveniyorum her zaman. Aha. Herkesin kendine bir özgüven olması lazım yani. Bence de çok güzel. Kesinlikle. Peki bu ne zamanlar tercih edersin bu kıyafeti? Bunu günlük rutinlerinde giyiyorum ben. Yani günlük sokakta giyiyorum. Peki günlük rutininde her gün talk show'a gidiyor musun her gün? Hayır canım. Bu yani. Değişik bir yere gelmişsin talk show'a. İnsan günlük rutinin bir pantolon giyiydin ya. Ben rahat her zaman rahat seçiyorum. Rahat rahat güleriz, aynen, eğleniriz aynen dedin. O yüzden mi? Dışarıda gezmek için böyle rahat oluyor. Güzel. Böyle yani durum. Peki ne zaman böyle çok şık giyinirsin? Özel günlerde. Yani düğün olur, ne bileyim bir buluşma olur. Düğün olur, kına olur falan filan. Yani, evet, yani. Ne diyorsunuz İvan Hanım? Bir insan bu kıyafeti ne zamanlar giymeli? Beyefendi tarzın zaten spor olduğu için ve başka bir şey beklemiyoruz zaten. Evet, sporla da çok ilgilendiği de belli oluyor. Hemen böyle insan en az benim kadar ilgili sporla. Evet. Evet, yani spor tarzın olarak yine renk uyumlu biraz tuhaf bana göre. Evet. Şeyde neden tuhaf diyorum? İki tane renk, yani o yeşil griyle biraz şey, keşke yani böyle bir bordo ya da ne bileyim daha mavi saks mavi tonlarında olsaydı griyle. Daha mı iyi uyar acaba? Sevdiğim iki renk bir siyah bir yeşil. Ne? Ha, iki renk sadece. Peki. Tam üstünde sevdiğin... Yani... Siyah çalan gri. Siyah çalan gri mi? Yani siz hiç böyle bir çalma gördünüz mü yani? Bir renk, vallahi... bir renkten böyle çaldı mı daha önce? Çok siyah. He, o çok siyah. Evet, o da gri. Siyah ve yeşil. Tamam. Hep böyle mi renkler gidiyor? Yani. Başka kaçınak var mı? Çünkü esmersin. Yani böyle canlı gidiyor. Tonları sana yakışır. Kırmızı, yeşil. Evet, kırmızı siyah. Mesela saks mavi şey olabilir, bordo olabilir. Yani bu yakışır sana çünkü şey esmersin. Doğru. Yani bu da kötü değil ama daha böyle seni açacak bir renk bekliyordum. Ya bu bordo olsaymış çok güzel olurmuş harbiden ya. Var mı bordo eşofmanı? Var. Var mı? Var. Bence burada yeterince kadar gördük. Bir tane daha alabilir miyiz bakalım? Evet. Arkadaşlar rahat olun. Daha kötü. Hadi genç. Hadi sen bakayım seni. Kötü değilsin. Doğru. Ama daha iyi olabilirsin. Ama bizimle de değilsin. Yani bizimle olabilirsin. Ha, evet. Daha hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. İvana ben. Evet. Nasılsın? Peki seni bakayım, senin tarzını biraz bir anlat kendine. Nasıl yani böyle bir farklı şeyle giymeyi seviyorsun? Ben daha rahat giymeyi seviyorum. Evet. O yüzden böyle pantolonlar tercih ediyorum. Tamam. Dar pantolon da giyiyorum ama oturması falan. Yani... Zor oluyor dar pantolonlar. Bence burada herkes rahatlı bir sorun var. Herkes rahat takılmak seviyor. Ama peki yani... ben rahat olmayı sevmiyorum. Bana dar olsun. Buralarım sıkışsın, bu bileklerim, bu bileğim mahvolsun ama iyi gözükeyim diyen bir... Şık olma kolay değil yani. He? Şık olma kolay evet, değil. Evet, evet yani. Öyle tipler var ya, ya burası daplar oluyor falan filan. Ya nefes alamıyorum, zaten kendime geçiriyorum. İki bedenim daha küçük elbise bazen giyiyorum, ayakkabı bazen daha küçük giyiyorum. Şu an gerçekten nefes alıyor musunuz? Biraz esnedi yoksa yani nefes alamıyordum. He, orada nefes, ama şimdi oturmuştur. Şimdi abi. Oturmuş yani, esnemiş. Allah da esnemiş yani biraz. Sizin tarzı, ne diyorsunuz bu tarzla ilgili? Yani şimdi evet, bu da böyle sen öğrencisin değil mi?
Evet, yani şeyde böyle, yani belki bir kemer takabilirseydim yani, ama tişörtünün sanki fazla içinde soktun. Biraz daha aşağıda indirebilirsek ama iyi olurdu. Yani ayakkabıda seçimi, ben ayakkabıda sevdim ama şey, daha yani şeyde mesela bu var ya, bu ipler, evet. Onları kurtarsak. He. Ama. Onları açacağız. Açalım. Peki rock'n'roll biri misiniz siz? Evet. Rock müzik sever misiniz? Böyle bir grunge tarzı var. Evet, genç, rock'n'roll falan. Evet, evet, çok severim. Biliyorum, ben anladım tarzı. Tarzı biliyorum, İvana. Sen de daha böyle ne zaman uyuyacağız? Yani hemen bir... Hemen keşke hemen uyusun. Buldum yere yatayım falan filan. Çok güzel. Evet. Senin çok dar geliyor paçaların bak. Sen dar bir tipsin. He? Değil mi? Gelemiyorum çünkü kalkamazsın. Böyle duruyor. Tamam. Başka bakalım birine daha. Ya bir hanım var burada, bir güzel giyiniyor yani bakayım. Bayağı. Ben onu da çıkartmak istiyorum eğer gelmek istiyorsa. Hadi bir gelin ya. Bir bakalım. Güzel bir gözüme baktı. Hoş geldiniz. Gayet merhabalar. Şık. Geldiniz. Buyurun. Bana göre. Buyurun. Merhaba. Ve boyu merhaba. Postunuz var ya. Evet. Bayağı uzun boysunuz. Aa öyle mi? Bugün öyle mi geldin mi? Aa eleme geçmedin ama. Geçtim. Ve ne oldu sonra? 15'e kaldım ve elendim. Elendi. Neden elendi? Kim seni beğenmedi? Siz çok beğendiniz. Hakan Akkaya çok beğenmişti. Çağla Şeker ve Özge Ulusoy vardı. Ha, onlar elediler. Evet. 2-2 kalmıştı. Ha. Daha sonra elendim. Evet. Anladım. Ama ne güzel ya. Üstü böyle aslında battaniye aynaya gibi. Aynaya hiç bakmadım aslında. Ha? Öyle söyleyeyim size. Aynaya hiç bakmadım. Hayır, üstündeki battaniye gibi. altındaki o uyum inanılmaz. Üstündeki salak çok şık oluyor. Biz giysek böyle... Güzel. Şey gibi mağarada uyuyakalmış iki ayı gibi kalacağız orada böyle. Bu sizde ne kadar şık duruyor. Yani şey için ya diyorum bunu, pardon sana ayı tenzih diyorum ben. Tek ben ayıyım da şey diyorum. Güzel kıyafet var da güzel fizik de var yani, güzel vücut da var. Biz ne giyelim? İvana Hanım biraz yardımcı. Yani lazım. Şimdi önce yani şeyde o var ya göbekler, onları evet. Kapatmamız lazım. Yani kusurları saklamamız lazım. Daha neyi kapatayım ben? Ne yapayım bunu? Baya orada her şey. Nasıl nasıl hoşuna gider? Evet. İşte tarz değil. Tarz. Evet, tarz değil soru, tarzı soralım. Nasıl tarz mı bu? Ya şimdi şu... Sen tarz mısın ya? Neydi? İsim neydi? Ahmet. Ya kendine göre bir spor bir tarzın var da ama tabii ki renkleri biraz daha çalışabiliriz. Hı. Ama spor takılıyor beyefendi, ondan dolayı çok fazla üstüne gitmeyeceğiz. Evet. Genç kızımız zaten şey... Rock'n'roll. O şeyde beyaz ipler olmasaydı... Daha iyi olurdu. Yani böyle şey. Ama orada beyaz ipe takılmışım. Ben onu bir sene baksam göremem ha. Allah Allah. Enteresan. Yani ayakkabında rengini belki değiştirebilir ama böyle. Evet. Çıkarttık biraz şeyi. Beline yaptık. Ve zaten hanımefendi de gayet uygun. Bravo. Gayet güzel görünüyor. Tars. Sana da tars. Sana da tars. Bir şey söyleyeceğim. Dur. Yerinize yollamayacağım. Hazır buraya kadar çıkmışsınız. Çok güzel bir köşemiz var. Onu bu ekiple yapmaya karar verdim. Hadi çünkü böyle iyi bir ekip olduk. Böyle hazırlanmışız evet, gibi oluyor birden. Yani seninle zaten programdan sonra da birlikte uyuruz, kalkarız falan yaparız yani. Emoji oyununu beraber oynayalım istiyorum. Olur mu? İvan Hanım bir kişiyi seçer misiniz aralarından? Sizin ekibinizden biri olacak. Sizden biri olacak. Emoji oynayacaksınız sizin takımdan. Sen Sırpça konuşuyor musun? Evet konuşuyorum. Hemen bana geliyor, hiç kimse anlamaz. Sırpça mı konuşuyor? Dedi. Sırpça evet. Konuşuyor. Siz anlamazsınız ama. Öyle? Ha. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bizim abi enteresan. Siz ortak diliniz vardır. İngilizce var mı? Türkçe abi. Türkçe. Tamam siz ikiniz o zaman. Evet. Böyle koltuğu alalım. Buyurun. Tamam. Buyurun gelin. Hemen, oraya geçiyoruz. Hemen alalım. Siz de geçin. Bu ikili. Koltuğa. Siz de böyle yan. Heh, tam yanına gelin. Çok güzel. Buyurunuz. Ah, size. Evet, çok güzel. Vallahi oldu be. Biz böyle tatile mi gitsek? Yani acayip anlaştık ya böyle bir daha. Şimdi İvana izledin mi programda bilmiyorum. Konu şu, emojilerle şarkılar anlatıyoruz. Tamam. O şarkıları
Aklına gelen söylüyor. Sırayla sormuyoruz. Siz ikinizsiniz. Siz de ikinizsiniz. Kim tahmin ederse o öne geçiyor. Tamam. Kim kazanırsa hediye var. Kupa. Eser Erener Show kupası. Tamam. Oo. Seyircimiz hemen tahmin etmeyin. Siz de biliyorsunuz içinizde tutun. Ben size şey yapacağım. Bir, iki, üç. Evi mutlu çocuklu bir şey. Evli mutlu çocuk. Çocuklu. Fena değil. Yola gittik. Uçakta ne yapıyor çocuklar? O belli değil. Ahmet sen uyuyor mu kaldın? Oynuyor mu? Kıyafet o kadar abi bakıyorum rahat ya. Sağlı. Abi koltuk çok rahat. Aşırı evet. Gitti. Param var, şeyim var. Çocuklarım yok mu? Bu ne? Bu, bunlar ne? Çocuk yolu. Çocuk. Daha çocuğun küçüğüne ne deniyor? Bebek. Bebek. Tamam. Burası neresi? Bebek. Neydi ya? Ha? Sen... Aklına bir şey geldi ama uçtu gitti biliyor musun? Evet. Böyle hissediyorum. Bu burası ne? İşte bebek semtinden bak. Burası bu ne? Uçak. Bu nereye iniyor? Yola. Havalimanı. Havalimanı doğru. Havalimanına tam indiği yere ne denir? Pist. Pist. Ha? Norman der mekanın sahibi. Hadi canım. Hadi. Ne dedi? Seyircimiz bildi. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalımdı şarkı. Evet. Norman deri. Evet, hazır mıyız? Bir, iki, üç. Yalan söyleme gözüme bak. Evet, yalan söyleme gözüme. Kimse, doğru, kim bildi? Ben aynen. Biz. Şu an VAR'a gidiyor. Siz hemen çirkinleşme. biz bildik. VAR'a gidiyoruz hocam. Aynı anda söylendi ama. İvana Hanım. İvana sert biliyor. 1-0. Rainbow'un şarkısı yalan söyleme gözlerime bak. Bu güzeldi. Evet. 1, 2, 3. Ateş neden sevdim çiçeğimi? Ateşin. Aşkım. Yaktın beni. Alev. Gülüm. Yandım doğru. Güzel şarkı diye söylüyorum ben bunu. Alev. Buradan Feridun Düz Ağacı sevgiler. Alev. Kız ya. Biraz bir şey, biraz ipucu vereyim. Tam da benimle değil, biraz türkü bu. Türkü. Yandım ya. Onu biliyor musun? Vallahi bildi. Yaktın beni. Ben hayatta böyle bilme görmedim yaktın ya. Yaktın beni ya. He? Yaktın beni. Bir bakışta yaktın beni. Bir bakışta yaktın beni değil mi ya? Bir bakışta yaktın beni. O değil ama o gibi oldu. Yanıyorum ben o. O mu? Bir bakış daha yaktın beni. Yanıyorum. Evet. Yanıyorum yaktın. Doğru mu? İki oldum gonca gire. Acemiş alır. Hayır. Şarkıyı doğru bildin. Şarkıyı başka bir yerden bildin. Yani yanıyorum. Bir bakışta yaktın beni. Hele. Bu hele mi ya? Bu ne ya? Tolga bu ne abi? Hele ne ya? Yanıyorum hele mail oldum Gonca Gül'e. Evet. Sen yaktın beni deyip ayağa kalktın. Melodi falan hepimize kakaladın buldun vallahi. Helal olsun. Evet 2-0 tamam. Oldu. Harika gidiyorsun kardeşim. Rahat yapabilirim. Bu kız yine rock'n'roll gideceğiz belki. Abi ben nostaljiyim ya. He? Nostalji var bende yani. Ya Muazzez Ersoy nostalji 1-2-3 mü biliyoruz? O Bergen, adam. Gülden Karaböcek, Güllü. He Gülden Karaböcek. Yani eski müzik. Bergen, Güllü. Yenileri hiç dinlemiyor musun? Yok. Ben o tarzlarda gidiyorum abi. Hadi be. Aynen. O zaman özür dileriz. Çok yani. Estağfurullah abi ya. Bilseydik öyle hazırlardık. Evet. 1-2-3. Yalan öpücükler. Ne? Güzel. Ha? Olabilir mi? Böyle bir şey var mı? Yok. Yalan güzel. Yalan var içinde. Yalan sevdim. Çok sevdim. Çok sevdim. Yalan oldu. Bir dakika. Sevdiğim yalan oldu. Abi her şey İvan'a bilmiş gibi oluyor ya. Çok sevdim yalan. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen bilmedin bunu ya. Canım bilmedim ama yani. Hayır seyirci bildi. Yetenek var burada. Yine yani. Sen bildin. Hiçbir şey yok. Sen de dış kulvardan büyük geldi. Çok sevdiğim yalan oldu. Talan doldu. Şarkısı Fatih Bulut'un. Abi seyirci 2, İvan abla biz 2, biz 0. Şu an evet. Şu an 2-0, seyirci 2. 3-0 oldu. 3 mü? Hayır. Bu çok sevdiğim yalan olduğu bilemedin sen. Sen bir tane tete diye bir şey bildin. Değil ki ne seyirci mi? Bebeleri bizden, evet. 2-2. 1-2-3.
Düşünüyorum güneşim. Güneş. Güneş dediğim de güzel. Söyle söyle. Güneşe gülüşüne nasıl sürdün? Doldurun kalbimi çölle. Gözünden akan yağmurlar. Dondurur çölleri selle. Ne kopar fırtınalar. Devam. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Sen çok masum duruyorsun. Sen bilmiş ol. Yine seyirciden duydun ama sana haksız bir puan vereyim ama tatlı bir abi, insansın. Ama sen aynı takımdasın. Yok ver. Yok yok ver. Sen rahat mısın? Ben 10 numaram abi. Rahat. Adamın sahneye girişi çok şık olduğu için ya. İnanılmaz. Olay nereye bağlandı yani? Evet. 1, 2, 3. Bu zor biraz. Evet. Sen tatildesin. Ben evde buzuki çalıyorum. Buzuki mi? Güzelmiş. Jazz. Yani işin daha zorunu bildim yani. Buzuki. Bu saz. Ha, direkt saz olarak var. Saksofon. Saz. Saksofon. Ama bunu söylersem saksofon ama burada. Ne? Meler. Caz mı? Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilemiyorum ki nereden dileyim. Ay nerelere sorayım. Evet. Oralarda mevsim yaz mı, bu nameler saz mı, caz mı? Yine seyircimiz bildi. 3 oldu seyirci. Bizi geçiyorlar abi. Aa. Evet geçiyorlar. Sen oho. Ama ben söyledim. 1, 2, 3. Artık seyirciye tutmuyor mu? Tutmayacağım biliyor musun? Nedir bu ya? Yani ben de bilmiyorum. Artık daha ne söylesinler? Kız. Tamam. İvan'a kopyayı bile alamadı ki. Ben Fero. Kim için? Ben Fero. Biraderim için. Evet. Ben Fero'dan biraderim için, zencilerim için, kardeşler için. Evet. Ben Fero'nun şarkısıydı. Tamam. Yine seyircimiz bildi. Azıcık tutun kendinizi. Çok merak ediyorum buradan kim bilecek diye. Evet. 1, 2, 3. Fabrika. T-shirt. Ne? Mavi dedim de alakası yok. Mavi mas. benim kombinim gibi olmuş abi. Benim kombinim gibi olmuş. Senin konfeksiyonla evet. Çalışıyorum sabah akşam kadar. Fabrika kızı mı diyorsun? Fabrika. Aynen. Fabrikada tekstil. Tütün sarar. Ne olabilir? Bunu bilmemiz biraz daha yeni bir şarkı bu. Bu senin şarkı. İmalan Hadası. Evet. Ya çığlık çok güzel. İmalat Hatası. İvana Sert'in yeni single'ı. Yazıklar olsun size. Ama öyle değil mi abla, yeni çıkmış ya. Bu nedir ya? Sözleri biliyor musun bakayım? Hayır ama sözleri var önümde benim, biliyor musun? Aa. O sen misin? O sen misin? İflah olmaz. O sen misin? Arkamdan dönüp dolanan yılan. O sen misin? İflah olmaz. Vurdum duymaz. El avuca sığmaz. İmalat hatası mı bu? Suçlusu benim. Sebebi de benim. Ben onu deli gibi sevdim. Gördüğüm halde her şeyi tek bile ah görmezden geldim. İmalat hatası. Şero yaptı. Çok güzel. Şeroya ara biz kim beste? Şerazat. He? Şerazat'ın sözleri. Evet. Beste? Murat Yeter. Murat Yeter, süper. Gelsin sıradaki. Hazır mıyız? Güneş batıyor, ben şaşkın yani dağılıyorum bir yerde ama aşkım limon gibi yani. Nostalji bu. Söylemeyin ne olur. Sıkın beni limon gibi. İyi bir single olur ondan. Ekşi aşk. Türk sanat müziği. He? Türk sanat müziği de mi yok sende? Yok. Bir tek sende böyle nostalji pop mu var? Yani. Otur. Daldım. Çaresiz. Limonlu sıktın beni. Aşk var. Limonata yaptın beni. Limonata oldu. Bilmiyorum. Hiç gelmiyor.
gün ağarınca boynum bükülür, dalarım kalbim, gönlüm sıkılır. Ama ya sıkma emojisi bu var. Ne yapabiliriz yani? Kim bildi yine seyircimiz, önden bir seyircimiz bildi. 5-2 oldu abi. Şu an 5-2 oldu gerçekten. Seyirci çok ileride. Şimdi son geliyor. Hazırsak 1-2-3. Mart'ın ağladığı çok mutluydu. Biterle görüşürüz. Kum gibi. Kum gibi. Gerçekten Martılar ağlardı. Şöpük. Ahmet Kaya saygılar, sevgiler. Evet, tebrik ediyoruz. İvana sert bildi. Bence seyirci. Burada İvan, yani sen kalbimizin kazananısın kardeşim. Gerçekten harika oynadın. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar İvana Sert'e gelsin. Hediyeleri verelim. Bir saniye, hediyelerimizi de verelim. Kaç bumuz var? Evet. Kazanan takımın oyuncusu olarak size veriyoruz bunu. Teşekkür ederim. İnşallah başarılar diliyoruz. Hem en şık olduğunuz için. Bir tane de sana veriyorum. Bu da özgüvenin için. Ve tabii ki sana da veriyorum. Rock and roll bir hayatı inşallah güzel bir şekilde devam edersin. Alkışlar seyircimize gelsin. Eski bir seyircimiz. Gerisine sen de. Vay be. Evet. Sayın İvana Sert. Evet. Şarkıyı da bildiniz. Martılar ağlardı çöplüklerde. Kum gibi söylediniz. Ortalık bir ayağa kalktı. Evet. Vallahi böyle bir Ahmet Hakan da yazdı hatta filan böyle bir. Evet, çok güzel destek verdi bana. hakikaten çok sevdiğim bir şarkı ve benim için çok önemli bir şarkı. Ahmet Kaya, hem de hayatının da çok etkilendim. Muhteşem bir sanatçı. Peki bu şarkıyı söyleyince gelen eleştirilere ne diyorsun? Şimdi bir yandan da insanların kalbine işlemiş bir şarkıyı söylemek her anlamda bir risktir ya. Sen de bu yolculukta daha yolun başındasın ya da bilmiyorum hani şey olarak bir şey deniyorsun. Hani ilk böyle sağlam bir şarkıyla girince bir tırstın mı eleştiriler girince bir şey oldu mu? Hayır, çünkü ben hakikaten çok severek yani bu şarkıyı söyledim. Eğer hissetmiyorsam bir şarkıya zaten söylemem. Hı-hı. Yani önce hissetmesi gerekiyor. Şarkı çok beni etkiledi. Zaten dedim yani en sevdiğim şarkı oldu. Hı-hı. Ondan dolayı kendin isteyerek bana birisi aklı vermedi, bana bunu söyle bunu söyle demedi. Kendin istedim, kendin söyledim. Ondan dolayı çok mutlu oldum ve umarım siz de sevdiniz. Peki burada söylemek ister misin? Söylerim. İşte bu. Evet değerli misafirler, şimdi İvana Sert'ten Kum gibi dinliyoruz. Bakalım nasıl olacak? Sayın İvana Sert, programımızın en sevilen köşelerinden biri de linç et bölümü. sonra linç. Ya biraz linçlerimiz var. Öyle çok şey girmeyeceğiz ya. Tatlı tatlı. Hadi bakalım. İşime inanamıyorum ben. Geceler bizimle. İnanamıyorum ya. Linç et İvana Sert gelsin bakalım. Evet geldi iyi ki İvana Sert bir dur ya. Ülkede zaten herkesin kafası karışık. Bir de sen şarkı çıkarıp herkesi allak bullak etme. Bence doğru söylüyor. Hak veriyorum sana. Evet şarkı çıkardıktan sonra gelen eleştirilerle ilgili
hani yapmasaydım dediğin ya da bilmem ne, hayır daha üstüne gideceğim, ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Hayır hayır, böyle bir şey yok tabii ki. Öncelikle ben de zaten 5 yaşında itibaren müzik içindeyim. Konservatuvar okudum. Piyano zaten çalıyorum. Kendi bestlerim var. Tabii ki siz bunu bilmiyorsunuz çünkü siz beni moda olarak... Piyano anladınız. Çalıyorsun? Tabii piyano çalıyorum. Öyle mi? İsterseniz çalabilir miyim? Vallahi bir çalsana ya. Söyleyeyim mi? Gerçekten. Hemen. Bak piyano bestem var ya, işte bu. Vay. Oğlum bir şey mi bastınız orada? Kendi mi çalıyor? Oha. Bravo. Gerçekten. Gerçekten hiç beklemiyordum. Bu otomatik, benim beste. Otomatik bir şey. Bu senin beste evet, mi? Evet, benim beste. Aa. Evet. Vallahi mi ya? Evet. Ama bir bazı... Aynalar bir biliyorsunuz siz benimle ilgili. Böyle bitiyor gibi oluyor, bitmiyor şarkı. Çok enteresan mı? Enteresan mı? Gerçekten ama sen gerçekten müzisyen misin? Müzikten anlıyor musun? Tabii ki anlıyorum. Ama ondan işte, dolayı diyorum. Yani sevgili arkadaşlar, ben her yorumu alıyorum ve çok seve seve zaten. Evet. Her şeyde açığım, egom sıfır zaten. Hmm. O konuda hiç girmem, tartışma da girmem. Ama herkes kendine zamanda ne olduğunu, nasıl, ne kadar çalıştığını görün ve ne kadar kendine verdiğini gösteriyor. Çalışırken. Peki bir çıkış yoluyla ilgili mi acaba bir şey yaptı? Yine toparlar da böyle çıkış şekli mi acaba? Böyle bir müzisyen oldun, piyano falan bildiğin öyle bir yerden mi gelseydin acaba? Soru bak, bakalım. Bilmiyordu kimse. Ondan dolayı yani şey yavaş yavaş. O kadar eleştiri oldu. Ama benim zaten hayatımda müzik, yani 5 yaşında itibaren hep müzik içindeyim. Gelsin bakalım sıradaki. Oğlum bu Ivana Sert yanlış bir Türkçe öğrendi. Şimdi de o Türkçeyi geliştiriyor. Bir sene sonra Türkçenin yeni bir lehçesi daha olacak. Ay bayıldım buna. Harika. Çok iyiymiş gerçekten. Yeni Türkçe. Evet. Yeni Türkçe. Yepyeni bir Türkçe lehçemiz var. Çok güzel. Ya. Sıradaki gelsin. Ünlü düşünür Ivana Sert'in de dediği gibi şoktadayım. Şoktadayım. Evet, bu da bayağı ses getirdi yani bu şarkı. Bu program, bir programda mı? Şoktadayım mı de? Şoktayım. Ben sürekli şoktadayım. Da sürekli ekliyorum yani bir kelimeleri neden ekliyorum bilmiyorum ama böyle bir şey. Senin yeni bir dil oldu. Dadayım. Şoktadayım. 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 Gelsin sıradaki. Bugün Ivana Sert Kapalı Çarşı'da 1400 TL'ye aldığı deri pantolonu çok ucuz dedi. Ulan onun yapıldığı inek o kadar etmiyor. Ne ucuzu?
Orada emek var, şey var. Evet. Bir şey yok. 1400 TL'ye. Evet. Yani, hiç böyle pahalı... Ben almıyorum. Pahalı kıyafet alıyor musun? Yok. Yani pahalı giyinir misin? Ayakkabı. Ayakkabı hakikaten muhteşem. Para veriyorsun. Muhteşem bir böyle bir şeyim oluyor. Enerjim böyle şeyde yükseliyor ve mutlaka güzel bir ayakkabı almak. Ama kıyafet de daha böyle uygun olanı. Ve yani çanta kıyafet değil. Ben çok zaten YouTube kanalımda zaten çok şeye çektim. Pazarda alışveriş yaptım. Videoları çektim. 300 TL 3 kombin yaptım. Hı-hı. İzleyebilirsiniz. YouTube kanalıma girebilirsiniz. İnanılmaz. Şu an YouTube'dan güzel... bir ara vermişsin. Tekrar başladın değil mi YouTube evet, kanalına? Evet. Yeni olsun. Başladım. İki hafta önce tekrar başladım çekimlere. Ama kesinlikle zengin olma gerek yok şık. Olmak için, göstermek için. Kendini sadece bilmemiz lazım. Vücudun hatlarımız yani tabii ki yerine göre, yaşına göre giymemiz gerekiyor. Gelsin sıradaki. İvana Sert Akbil dolum makinesi gibi konuşuyor. Akbil dolum makinesi. Akbil dolum makinesi konuşması. O nedir ya? O şey gibi. Lülüt. Hayır ya, o dolum, o boş demek ya. Hayır böyle Akbil, o doldurulduğu anda bilmem ne bakiyeniz kaldı falan diye. Onu mu tak? Neyi kalsın? Yetersiz bakiye. Ha. Lilçe bak, bizi bilmem, ben de anlamadım vallahi bu şeyi. Toplu taşıma falan, metroyu kullanıyor musun? Metro kullanıyorum. Sık sık kullanıyorum. Arabada kullandım. İlk geldiğim Türkiye herhalde 4-5 sene araba kullandım. Sonra vazgeçtim. Çünkü trafikte artık dayanamıyorum. Dayanamıyorsun. Hem de trafik, hem de parking etmek arabaya, evet, şey yapmak. Ondan dolayı metroya çok mutluyum ve çok güzel şeyde ilişkimiz var yani. Kimle? Metro ile. Metro ile. Yani orada insanlar seni görünce nasıl tepki veriyorlar? Resim çekiyoruz. Bazen böyle bir kalabalık girince, böyle bir futbol stadyonunda bir takım geliyor. Yani mesela Fener'le şeyde şarkı söylüyoruz. Yani Galatasaray'la şarkı söylüyoruz. Orada öyle bir coşku içerisinde. Yani. Çok iyi. Bayağı güzel. Gelsin sıradaki. İvana Sert haber bülteni sunar. Biz seninle barışmayız eski sevgilim. Allah'ım sana bir şey. Çok güzel. Haber bülteni bende iyi olur ha. Çok güzel bir şey, duygusal. Evet. Var mı? Şimdi müzisyen oldun, modacı oldun. Hayatında başka yapmak istediğin bir şey var mı? Yani iş olarak şöyle bir hayalim ya var dediğin bir şey var mı? Benim bir tane televizyon tekrar moda üzerinde bir format yazdım kendim. Onu hayata getirmek istiyorum. Çünkü yani bütün bilgilerim, bugüne kadar yaptıklarım, işlerim, her şeyini içinde koydum. Ve tekrar yarışma format gibi bir şey, moda yarışma. İnşallah en yakın zamanda televizyonda bunu hayata geçireceğim. İnşallah. Bakalım. İnşallah. Bekliyoruz heyecanla. Konuk müzesine hediyeniz var mı efendim? Evet, getirdim. Evet. Gelsin bakalım İvana'nın hediyesi. Ve işte... Pembe olanları. Çok teşekkür ederim. Sizin kendi stiletton mu? Benim. Aslında dur, bu marka için şey tasarım yaptım. Benim tasarladığım bir ayakkabı bu. Kendi tasarladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Seneler önce. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Güle güle kullan. Stilettolar için, güzel enerjiniz için, oyunlara eşiniz için. Alkışlar İvana Sert'e gelsin arkadaşlar. ...30 gün spor yaptım yani. Hiçbir şey değişmedi. Yedin mi? Yedim. Tipsiz misin, yakışıklı mısın bir çözemedim ya. Ben de. Günlük yaşantımdan bir kare. Sabah kalktığından böyle olursun. Nedir bu yani? İşte brunch zamanı. Brunch zamanı. Ben bununla ilgili sabaha kadar konuşabilirim abi. Buyur abi, gir. Şimdi biz bununla ilgili... Çünkü ben de konuşabilirim. Evet değerli misafirler, şimdi sırada YouTube'da tıklanma rekorları kırmış, son günlerin en çok konuşulan ismi geliyor. Alkışlarınız Fatih Bulut için arkadaşlar. Gel abi, gel abi, gel. Buyur. Bravo. Bravo. Finalde boy anasını. Harika. Hayır, yap bir daha. Bence de bir daha yapalım. Bir nakara. O zaman canlı yapalım. Ses ya, nakara. Ha, olur. Nakara tısımını canlı yapalım hocam.
Olur mu? O zaman üstadlara bir alkış gelsin. Eşlik ederseniz severim. Eyvallah. Umut ışıklarım bir bir söndüler. Dost bildiğim kardeşler yoldan döndüler. Her sokuma girdim, onlar gittiler. Tezgah çizdiler, ezdi tükenmedik bildi. Zalim geceler, her sokuma girdim ama Eser kardeşim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildi. Bir şekil geceler. Hazır mıyız? Uykular haram oldu. Geçtiğim vaktan da oldu. Çok sevdim yalanımıza geceler. Harikasınız da. Uykular haram oldu. Geçtiğim vaktan da oldu. Çok sevdim yalanımıza geceler. Geceler, geceler. Yordu geceler, geceler. Geceler yıktı geceler. Umudum gecem, gecem de gündüz oldu oldu demir mazgalla. Dört duvar oldu demir de kapılar. Dört duvar oldu sayamadım vallahi billah. Çok sene oldu 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 seneler oldu. Geceler geceler. Dördü geceler, geceler, geceler. Keyifli geceler, mutlu geceler, huzurlu geceler. Teşekkürler. O güzel alışların %90'ı orkestriye, %10'u bana gelsin. Alışlarımız hep görmesin. Teşekkürler. Vay vay vay. Vay be abi. Yani seyircideki değişime inanamıyorum ben. Geceler, geceler. İnanamıyorum ya. Gerçekten abi helal olsun. Sen burayı bu hale getirdiysen. Yani? Sevenlerimiz nereye varsa, nerede programımız olsa hep böyle karşılıyorlar. Allah sizi var etsin. Helal olsun ya. Evet. Helal olsun. Yani bu işlerde gerçekten şu çok net oluyor abi. Hani tamam bir tıklanma oluyor, YouTube oluyor bilmem ne dijital falan filan bir şeyler söyleniyor ama birebir temasta seyirci ilgisini çok daha net görüyor insan. Yani tabii. Gerçekten şarkı kana karışmış. Sen kana karışmışsın. Ya yani insanlarda bir sevgi oluşmuş. Gerçekten de Allah itibardan geri koymasın. Allah sevgilerini daim etsin. Hani neticede bazen sevmeyenlerimiz de oluyor da benim tek dileğim Yüce Rabbim'den çocukların o sevgisini kaybetmemek. Değil mi? Şimdi daha böyle hani daha küçük bir bölgeden bütün ülke satında aniden bu kadar yükseliş ne hissettiriyor abi sana? Böyle bir sıkıntı Allah yaşadın mı? Keyifler işte. Yerinde mi? Mutluyuz da biraz da işte bazen tekerimize taş konuyor. O da bizi olsun sallanıyoruz ama yıkılmıyoruz. Yıkılmıyor. Sevenlerimiz sayesinde. Sevenlerimiz bize güveniyor o itiyor. Evet. Önce Allah'ın sonra sevenlerimiz sayesinde. Sayesinde. Şarkınla ilgili seninle ilgili güzel yorumlar var. Bizim de Linç Chat bölümümüz var. Alkışlar Fatih Bulut Linç Chat bölümü için. Gelsin bakalım. Evet abi bir yorum var. Depresyon şarkısında göbek adıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Şarkıyla ilgili. Abi gerçekten şarkı ağır başlıyor. Daha dramatik gibi oluyor. Sonra birden şey oluyor. Ne diyorsun? Şimdi normalde bir kısa beyz söylendiğinde ikinci işte nakarat kısmı. Hı hı. Eserde üç tane bir sekizinci notayı bulmuşsun mesela. Hı hı. Bilmiyorum. Bu da menajerimiz söyledi. Ben nota bilmiyorum. Bunu defalarca her ekrana çıktığımda söylüyorum. Hı hı. Herhalde biz 8. nota, hani 7 tane nota var ya abi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Biz ayağında gundurayı bulduk galiba. Başka bir şey de var gerçekten. 8. nota olsa gerek. Güzel yorumlar da var. Olsun. Hı, harika. Gelsin sıradaki. Üzgünken dinleyince daha da üzülüyorsun. Mutluyken dinleyince daha mutlu oluyorsun. Allah'a emanet. İnanılmaz. Gel Mona Lisa gibi şarkı baksana. Gerçekten. Amerikalı bilim adamları şarkıyı araştırıyor. Evet gerçekten bilmiyorum. Allah'ın lütfu. Amerikalı bilim adamları ne yapmışlar? Araştırma yapmışlar. Bu şarkıyı mı? Aynen abi. Vallahi bak. Allah Allah nasıl?
Bir bu dinlenme tıklanmasından dolayı da bir... İşte insanlar niye bu kadar çok dinledi? Niye bu adopte oldu bu esere? Araştırıyormuş. Ben de yani... Yat dolu yalı. Enteresan bir şey. Amerikalı bilim adamlarının... Dinlenme başlatıyor işte. Ha. Meyveler. Hadi bakalım ne sonuç çıkacak acaba bilim adamlarından merak ettim. Allah'a canım. Enteresan. Gelsin sıradaki. Şarkıyı sevdim ama sevmedim. Şarkı güzel ama değil. Ulan nasıl şarkı bu çıkaramıyorum. Çıkamıyorum demiş içinden yani. Evet dinledikçe de bağımlılık yapan bir şarkı değil mi abi? Sen evet. Kaç senedir söylüyorsun abi bu şarkıyı? Bir senedir işte bir sanatçı bir arkadaşım var. Kayseri'den. Bu YouTube'a yaptığın versiyondan önce sen bunu düğünlerde yani bu versiyon değil eski versiyonunu. Tabii kafede çalışırken. Kafede söylerken aynen. Ne kadar zamandır söylüyorsun? Sen 5-6 ay söyledim. 5-6 ay ya o kadar kısa sürede patladı. Aynen. Zaten TikTok'ta işte kafede çekimle sadece benim kendi yazmış olduğum bölüm uykular haram oldu, geçeyim talan oldu, çok sevdim yalan oldu, zalim geceler. Bu cümleler senin değil mi? Aynen. Of be. Bunun öncesi de var da işte bir kadim dostum vardı. Onunla beraber bir şeyler yapmak istedik. Olmadı. Allah onunla çarşısını pazar etsin. Allah yolunu açık etsin. Niye olmadı hanım? Olmadı işte. Eserin Hüseyin, Aşık Hüseyin amca diye amcaya ait olduğu. Evet, o da konuştu. O da Mustafa Balcı'ya hediye ettiği söylendi. Ben bilmiyordum tabii bundan bir bilgim yoktu. Yoksa benim kendi uykular haram olduğu bölümünün ön kıtası vardı bende kendime ait. Ben onu çıkarttım beraber bir kader birliğimiz olsun istedim. Olmadı ama neticede anlaştık buradan Hüseyin amcaya da selam olsun. Mustafa Balcı'ya da selam olsun. Kimse de beni hayatta inkar etmedik. Evet sonra gittim bir de bir... olanlar Allah razı olsun. Sonunda işte hakikaten hakkını aldı. Herkes yerini buldu daha. Ver sıradakini. İlk dinleyiş bu ne be? Sonra güzelmiş aslında. Daha sonra uykular haram oldu diye. Herkesi moda sokuyor abi. Kapalı çarşının çatılarında. Aynen bir James Bond yürümüş o çatı. James Bond'la sen yürüdün ya bir de. Bizi de çıkartmıyorlar da işte. Orada ya. Hoşuna gitti mi böyle İstanbul'un böyle en önemli tarihi bir eserinin çatısında böyle. Hey be ne oldun be Fatih vallahi dedin mi böyle? İstanbul Yeditepe, İstanbul'un Yeditepe'sine daha aşık bir insanım. Adım Fatih. Çocukluğumdan belli İstanbul'a gitmeyi isterdim hep beni korkuturlardı işte. Aman İstanbul'a gitme dolandırın. Dolandırırsın. Aman İstanbul'a gitme böbreğini dalağını çalalım. Korkumuzdan gidemiyorduk anlıyor musun abi? Hiç geldin mi daha önce? Askere gidene kadar hiç gelmemiştim. Askerden sonra bir geldim. Haydarpaşa Garı'ndan girmek hayalimdi. Yeşilçam'da da Haydarpaşa Garı'ndan giriyorsun ya tahta valiz falan. Martı'ya bismillah tamam köşeliksin. Köşeli. Ama sonu sıkıntı. Girdin mi öyle yapabildin tabii, mi? Tabii tabii. O zaman şeydeydim. Şey dedim mi İstanbul sen mi büyüksün ben mi? Ya, yeneceğim seni. Büyük olan Allah da yani. Sadece hayal insanın bir hayal olunca işte. Ben de hayal ettim. Yani müzik anlamında hiçbir denemen oldu mu İstanbul'da daha önce? Hayır. Olmadı. Hayır. Çok güzel. Şimdi bir yarenlik anlatabilir miyim? Benim yarenliklerim de meşhur. Tabii ki tabii. Kayseri'nin biri İstanbul'a gitmiş dolandırılmış. Neyse memleketine dönmüş. Bir hemşerisi daha gidecekmiş işte İstanbul'a. Demiş ki kardeş ben gittim. Karasını aldım İstanbul'a dolandırıldım. Senle dikkat et demiş biliyor musun? Bu da koyunla şöyle asker şeyleri var ya abi. Cüzdan asmış sen sensin ben benim. Beni kim dolandıracak? Şu koyunu asmış abi. Şöyle elini cimri attığında şöyle vurduğunda para şıngırdıyormuş tamam mı abi? Ya, akçeler varmış o zaman. Bir öyle ihtiyacı olduğunda da elini atıp alıyormuş. Bir öyle iki öyle üçüncüye bir vurmuş ki elini atsak iki tane at nalı. Atın nalları var ya abi. İki tane at nalı. Memleketine dönmüş. Demedim mi sana demiş ip dolandırılan. Oray İstanbul dolandırılırsın diye. Tamam demiş ben de dolandırıldım da o at nalını koyana kadar neredeydin sen demiş. Anlıyor musun abi? Paranın gittiğine acım yok da o at nalını koyana kadar neredeydin? O ne? Abi çok... Buradan Kayserilere de selam. Ya çok güzel. Evet. 30 gün spor yaptım yani. Hiçbir şey değişmedi. Yedin mi? Yedim. Tipsiz misin, yakışıklı mısın bir çözemedim ya. Ben de. Günlük yaşantından bir kare. Sabah kalktığından böyle olursun. Nedir bu yani? İşte brunch zamanı. Ben bununla ilgili sabaha kadar konuşabilirim abi. Buyur abi gir. Şimdi biz bununla ilgili... Çünkü ben de konuşabilirim. Tamam birine okkalı bir küfür ettin. Ve küfür neydi? Ya tabii neticede yani.
Hiç gidemesek bile Allah'a emanet ol, görüşürük dedik ya. Arada ediliyor abi. Ben de bu tatlı ama tatlı. Lan kelimesi demedim, lan kelimesi duymadım. Ta ki ben duyana kadar. Ha bana dedilerse de yani. Ondan sonra hani bana diyene kadar bir şey demem ama tamam. Derse. Vallahi ben... öyle yani. Tamam. Yemin ederim öyle. Müthiş. En büyük korkun nedir abi? Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diyen neslin torunlarıyız. Torunlarıyız. Hani. Ben de korkmam diyorsun. Korkmam Allah'ın gibi. Peki görmediklerin yani mesela arkandan gir falan. Hani böyle... Çarpı falan mı? Hayır böyle şey olarak kendi yüksekliği karanlık gibi. Evimiz bile köyün çıkışındaydı yani köyümüzün. Hı hı. Buradan Sarıcı'ya da selam olsun. Mezarlığın yanındaydı. Mezarlığın yanındaydı abi. Böyle antrenmanlıyız yani. Mezarlıktan geçerken falan. Köymebeler geçemezdi. Ben yani. Gece falan girebiliyor muydun mezarlığa? Tabii abi. Özel. Yanında değil mi? Evimiz yanında. Öyle olunca sıkıntı yok. Giriyoruz. Evet. Peki ünlü değilken sana kötülüğü dokunan ya da ciddiye almayan ama sonradan başka şartlarda karşılaştığın biri oldu mu? Çok oldu. Ne yaptın ona? Ne oldu lan? Falan ben böyle. Allah, kibirlilik şeytana yakışır. Evet. Kibirlilik şeytana. Neyse böyle kibirse yok. Hani böyle bir şeyin var mıdır yani? Yani böyle konuyu böyle büyütür. Aslında o kendisi ayıkmıştır. Benim ayıktırmama gerek yok. İşte ben ünlü olmadan böyleydim bu adama. İşte ünlü oldu. Koparmaya bile kalkanlar oldu yani. Hala onun davasını uvaladıklarımız var. O dava. Yani bu davada avukatlara selamlar olsun o dava. Özür be. Sen avukatın. Özür abime selam olsun. Ya harika bir şey. Selam Allah'ın selamı alana canımız kurban. Şahane abicim. Evet. Valla. İnşallah bugün bu programda da anlattığın seni daha iyi, ben kendi adıma daha yakından tanıdım ve Allah çok Allah içten biri olduğunu düşünüyorum. Yansın abi. İnşallah yolun açık olsun. Ben bir yorumdan da bahsetmek istiyorum. Tabii. Sarı kardeşim bu hani yorumlar okunuyordu ya. Biri yazmış takipçilerimiz, sevenlerimizden biri. Fatih Buğda pembe ceket giydiren hayat bize neler giydirmez. Pembe ceket. Klipte mi? Klipteki pembe ceket. Yani, ben buradan onu açık artırmayla satışa sundum. Gittiğim konserlerimde de bu arada... Pembe ceketi mi? Evet. Yoğun tempo içerisinde sahnelerimiz oluyor. Gerek Avrupa turnemiz olacak Aralık ayında. Aralık'ta Avrupa'ya mı gidiyorsun? Tüm gurbetçilerimize de selam olsun. O ceketi ben açık artırmaya... burada senin programında da açıklama gereği duydum. Süper. Müsaade varsa. Tabii tabii. Onu da yani engelli çocuklar... Engel diye bir şey yoktur aslında. Çocuklara... Gelen parasıyla çocuklara bağışta bulunacağız. Süper. Allah yerine yakıştırsın. Allah kabul ederse. Yani buradan duyurulur yani tüm. Pembe ceket şu an açık artırmada mı? Aynen açık artırmada. Süper. Peki konuk bize hediye getirdi mi bize? Evet bir hediye almıştık. Evet. Fatih evet. Abiden. Ne abi? Ağzımız ağızdan çoğumuz çoktan. Bir dahakine bastırmam mantı sucuk. Öyle oluyor mu hediyeler? Gel. Olur olur onlar. Saracağım. Bu ne ses sistemi? Galiba o. Oha bir şey söyle. Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Kapalı mı? Vallahi buraya geldiğimde söyledim. Yani. Tamam, yoksa bu dürüstü gitti. Pembe ceketimi getirip şöyle asabilirdim. Sen de burada. Pembe burada çıkartırım zaten. Vallahi. Beyaz ceket de fena değil ha. Çıkardım abi abi. He? Cebe bak. Evet çıkar. Ya, ya, çıkar. Vallahi çıkar. Ha, ya, ya. Vallahi bak ya. Bizim ekmeğe bir cilir suyu içilirler. Vallahi mi diyorsun? Evet. Ben alıyorum ama. Ya aslında yok. Vallahi Alene Tilki ayısının üstüne koyalım ama. Sen üstüne git çıkarıp istediğin yere koy. Göster. Baba. Hayır ceketini çıkarmışsın falan. Ya şöyle asak dayı. Ben onu en güzel yere asacağım. Burası altta oldu. Ben onu buraya asacağım bak buraya. Sen bana yeri söyle ben onu çivile çaktırayım. Tamam abi. Sen nasıl bir yere asacaksın? Olmaz mı? Tamam abi. Tamam. Soru var mı başka? Başka soru. Var mı? Söylemek yok senin varsa ben o yüzden. Benim sorum ne olsun? Buradan selam yollamak istediğin kalan. Tamam. Selam ya bütün Türkiye'ye selamlar olsun. Bizi izleyen. Vallahi selam Allah'ın selamı dedik ya. Alandan da razı olsun almayanlardan. Senin planın nedir abi? Bundan sonrası için var mı? En yakın zamanda gerçekleştirmeyi hayal etti. Şimdi ortada bir şarkı var. Evet. Ve milyonlarca tıklandı. Asıl sınav şimdi başlıyor. Aynen. Eserlerimiz hazır. 3-4 tane eser hazır. Var mı? Evet. Süper. İşte klip çekimlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Peki hiç bir kuble
Yenilerden söylenebiliyor mu, sıkıntı mı? Sultan Süleyman'ı yapalım. Ben de size, senden de, insanlarımıza, seyircilerimizden de özellerine, sevgililerine, sevdiklerine, sevdiklerine, sevgililerine, işlerine armağan olsun. İşte bu. Ben söylemiyorum dostlarım, Sultan Süleyman söylüyor. Ben dünyaya hükmederim. O yar da bana, o yar da bana, o yar da bana hükmediyor. Ben söylemiyorum dostlarım, Sultan Süleyman söylüyor. Ben dünyaya hükmederim. O yar da bana hükmediyor. Buradan o yare de selam. Alkışlar Fatih Bulut için gelsin. Değerli misafirler, bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Aksaray'da biliyorsunuz talihsiz olaylar yaşandı. Otizmli kardeşlerimizle ilgili. Ancak böyle talihsiz olaylar şöyle bir güzelliğe yol açıyor. Bu konuyla ilgili, otizmle ilgili farkındalık yaratması açısından işi pozitife çevirebiliyoruz açıkçası. Biz de bugün programımızda Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer'i ağırlamaya karar verdik. Alkışlar Betül Hanım'a gelsin. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk Eser Bey. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, çok sağ olun, çok teşekkürler. Az önce söylediğim gibi yani evet, tarihsiz bir olay yaşandı ama hem farkındalığın artması açısından hem de medyada yer bulması açısından iş artıya, pozitife çevrilebilir herhalde. Ne diyorsunuz? Evet, çünkü aslında bu olaylar hep yaşanıyor ama medyaya yansıması aslında durumun ne kadar vehametini de göstermiş oldu. Eğitim her çocuk için anayasal hak ama otizmli çocuklar için haktan da öte tek çare, tek tedavi, tek ilaç. Ne kadar erken eğitime kavuşabilirlerse onlar da bizler gibi bağımsız birer birey olarak hayatın içinde yer alabiliyorlar. Burada velilerin tutumu çok ama çok önemli. Özellikle tipik gelişim gösteren velilerin gördüğünüz gibi hani bir tepkisi vardı. Çünkü engelliliğe ya merhamet ya da acımayla ya da korkuyla yaklaşıyoruz. Aslında hak temelli yaklaşmak gerekiyor ve onların da neler başarabildiğinin farkında olmak gerekiyor. Ama bu tam o sıralarda kazanılıyor. İlk öğretim çağlarında kazanılıyor. Burada kaç kişinin sınıfında engelli arkadaşı vardı? Çok az. Çok az, evet. O yüzden engelli bireylerin de tipik gelişim gösteren akranlarıyla genel eğitim ortamlarında en az kısıtlayıcı durumda eğitim alabilmeleri çok önemli. Ki böyle örnekler yaşanmasın. Çünkü farklılıklara saygı tam da o ilk öğretim sıralarında gelişiyor. Harikasınız. Vallahi çok şahane. Bir video gelmiş sizden. Çok beğendim o videoyu. Bir izleyelim. Kardeşlerimizi çok tatlı konuşmuşlar. Sen ne seviyorsun? Farklılığı seviyorum. Mesela ben... 30 gün spor yaptım yani. Hiçbir şey değişmedi. Yedin mi? Yedim. Tipsiz misin, yakışıklı mısın bir çözemedim ya. Ben de. Günlük yaşantımdan bir kare. Sabah kalktığından böyle olursun. Nedir bu yani? İşte brunch zamanı. Ben bununla ilgili sabaha kadar konuşabilirim abi. Buyur abi, gir. Şimdi biz bununla ilgili... Çünkü ben de konuşabilirim. Evet. Değerli misafirler, eğlencemize başlıyoruz. Şimdi bu YouTuber dünyasının en başından beri olan, en benim de şahsen çok sevdiğim, çok tatlı bir adam. Birlikte de çok uzun zaman önce tanışıyoruz. Üç adama da konuk olmuştu. Şimdi yeni projesi var, Exatlon. Ve onu anlatacak, onunla konuşacağız. Ne zamandır da gelmesini istiyorduk. Alkışlar Orkun Işıtmak için arkadaşlar. Gel kardeşim, çok gel gel. O nasıl girişti lan? O nasıl yaptı? Oo. Yok. Yani ben bir daha denemeyeceğim bile yani. Dikkat et. Evet Orkun kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Keyfin yerinde. Süper. Heyecanlısın. Yepyeni bir projeyle konuşacağız detaylarını. Exatlon yapacaksınız. Exatlon, Acun Media Global'in dünyada birçok Meksika'da, Brezilya'da, Kolombiya'da yaptığı bir format ve dünyada çok tutan bir format. Bu formatı ilk defa burada dijitalde
sizinle beraber yapacak ve Dominik de yapacaksınız çekimlerini. Detaylarını konuşacağız ama öncesinde bir şöyle muhabbet edelim. Keyfin nasıl? YouTube dünyası nasıl gidiyor? Çok para kazandın mı? Çok para kazandığına dair söylentilere karşılık vermekten sıkıldın mı? Evet. YouTuber olmak isteyen gençler ne yapacaklar? Bir anlat şöyle ya. Nasıl gidiyor dijital dünya? Abi YouTube çok güzel gidiyor. Yani sürekli bir evriliyor zaten. Hani sürekli daha saçma bir şeye doğru gidiyoruz. Bakalım. Daha iyi bir yere mi gidiyor? İçerikler güzelleşti. Ya şimdi şöyle bir şey var. Çok fazla artık YouTuber olduğu için herkes bir kere düzgün, en azından prodüksiyon olarak kaliteli içerik yapmak zorunda olduğu için daha güzel bir yere gidiyoruz aslında. Ama işte çok uzun zamandır herkes içerik ürettiği için işte ben 13 yıldır üretiyorum. Abi 1700 tane video koymuşum, artık çekecek video fikrimiz yok. Evet, nereden buluyorsun mesela? Fikir nereden bulacaksın şu an? Ne olur fikri olan söylesin. Şu an gerçek yokluktayız şu an. En son akrep falan yiyordun ya. Ama en şeyi çok beğendim. Bakteri ölçer cihazı almışsın, her yerin pisliğini ölçüyor. O çok güzel video. Hiç mesela yapamadım dediğin çok acayip bir şey var mı? Var. Ne? Uzaydan paraşütsüz atlamak istiyorum. Son video olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Uçaktan atlıyorsun paraşütsüz. Sonra iki tane paraşütlü adam geliyor. Sana şöyle yapışıyorlar. Açıyorlar paraşütlerini. Sen de onlar paraşütünü açtığında aşağıdan kaymazsan yaşıyorsun. Yani birçok şey bir araya gelirse yaşamaya devam ediyorsun. Evet. Anladım. Bir de bunun şey versiyonu var. Direkt adam uzaydan atlayıp fileye düşüyor. File kuruyorlar abi bir tane. Filenin üstüne düşüyor. Hiçbir paraşüt, hiçbir şey yok. Orayı nasıl tutturuyor ya? İşte tutturursa. Aa, heyecanlıymış ama bak. Ben bu videoyu izlerim vallahi. Yapsana bir. Ben de aynı şeyi düşündüm. Uzaydan atacağım. 3 yıl çalıştık işte uzaydan, araştırdık bilmem ne. Onun özel izinlerini almak gerekiyor. Gittim Amerika'da Memphis'e 2 gün eğitim aldım. Bilmem ne. 3 milyon izlendi. 4 milyon izlendi. 4 milyon mu izlendi? Az mı? Az. Gülmeme challenge'a 15 milyon izleniyor. Değil mi? O var bir de. Değil ya. Ama belki ileride değerlenir. Eğer mesela tutamazlarsa seni çok değerlenir bu videolar. Biliyor musun? Dolar gibi bizim kaderimizde be. Şimdi Orkun'un ilk 3 adama geldiği programımıza ilk defa konuk gelmiştin. O zaman genç, delikanlı, şimdi yaşlandı. Versene ilk o görüntüleri, bir izleyelim. Ben o görüntüleri çok uzun zamandır izlemedim. Ben de vallahi. Daha da iyiydi ama. Aranızda Orkun diye bir arkadaşımız var. Orkun. Neredesin? Orada. Ver abi mikrofonu. Arkadaşlar Orkun arkadaşımızın YouTube'da bir kanalı var. O kanalda İngilizce şarkıları Türkçe söylüyor. Orkun, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok süper. Hafta içinde beraber de konuştuk, muhabbet ettik falan. Ben daha seninle nice çalışmalar yapacağız inşallah. İnşallah. Fikrine sağlık, çok güzel bir fikir bulmuşsun. Peki, daha bir şey soracağım. Bir şeyler yapalım. Ya şimdi bakıyorum Orkun, büyük bir değişiklik var. Çok. Yani çok. Yakışıklıya doğru gitmiş olay. Bak. Benim burada saçma bir profilimden çekilmiş, bu ben değilim. Yani burada artık inanılmaz yakışıklıydın. Burada animasyon mu yapmışsınız? Ne ya abi, şu evet, açıda sana bir sıkıntı var. Her şeyim yamuk duruyor benim burada. Saçında sıkıntı var arkadaşım. Bak, saçım sıkıntı, sakalım sıkıntı, ağzım, burnum, gözüm bir kayık. Kaç yaşındasın? Niye böyleyim ben? Kaç yaşındasın burada? 17 yaşında falan. 17 mi? Evet. Ay canım ya, sakallar, makallar. programımızın çok sevilen bir bölümü var. Linç et. Sana da hazırladık. Hazırsan Orkun Işıtmak linç et, gelsin bakalım. Evet, gelsin bakalım ilki. 48 saat kalmışsın, 30 dakika video atıyorsun. Ne kadar salakça. Nerede olan gerisi? 48 saat kalınca senden 48 saat video beklemiş arkadaş. Gerçekten. Bu havalimanında kaldın, gördüler mi? Evet. Çok güzel. Havalimanında gittim, kaldım ve Bornoz'da gezdim. Takıldım ya. 2 gün bayağı lokal, yerli. Nerede uyudun böyle normal? Yerde matta koydum. Gittim koltukta yattım. Koltuğu beğenmedim. Ya havalimanında şey yapıyorlar, araya direkt koyuyorlar abi. Yatamıyorsun. Yani, şöyle uyumak zorunda kalıyorsun Çok tatlı. Ya aniden ne güzel hareketler yapıyor ya. Benim öyle bir şey yapmam için bir saat kafada kurgulamam lazım ha. İlk hayat sana güzel yeminle ya. Zıplayarak selam veriyor seyirciye falan. Ver bakalım sıradakine. Sen normal hayatta kesin sinsi bir şeytansın. Bu pozdan dolayı. Poz ne abi? Ya o poz şeyde kamerada güzel görünüyordu, dışarıdan şeyde. Ya benim o an şöyle düşünebiliyor musun abi beni? Üstüm çıplak ve şöyle duruyorum. Ve evet. Yani bir sürü insan var. Fotoğrafçılar bilmem ne. Bir gerizekalı böyle duruyor yani. Neden durdun anlamadım ben. Abi fotoğrafçı elini şöyle yap deyince yapıyorsun yani. Hani. Kolun ne kadar ama bu spor challenge yaptıktan sonra mı? Böyle bir anda kolun böyle mi oldu?
Bu biraz Photoshop challenge'dan sonra muhtemelen. 30 günde yaptın değil mi vücut? Evet, o 2 yıl önceydi. Ya 30 günde 6 kilo aldım ve böyle inanılmaz şiştim. Şiştin. Ve böyle hiç kimyasal bir şey, hiçbir şey kullanmadım. Ne protein tozu. Her gün mü yaptın? Her gün yaptım. Her gün 3-4 saat yaptım. Ve inanılmaz beslendim. Et, böyle bir öğünüm et, tavuk, pilav, bulgur pilavı, makarna falandı böyle. Öyle sabah ne varsa yiyordum. Sonra ne yaptın? O vücut bozuldu mu? Tabii. He. Yani bir daha hiç, yani düzenli sporu... Yok, video olunca benim için motivasyon oluyor. Video bitince. Ben de videoyla mı motive etsem kendimi acaba ya? Bir ay... Gerçi bütün yaz çektim abi video. Olmadı ya. İki aydır... Böyle ne diyeyim? İki ay spor yaptım. Ama iki günde bir spor yaptım. 30 gün spor yaptım yani. Hiçbir şey değişmedi. Yedin mi? Yedim. Onlar. Ama çok yemedim ya. Sebebi bu olabilir. Bence de olabilir ama o çok yemedim. Kesin ya. Emin değilim ama. Abi şöyle spor yapıyorsun. Spor yaptıktan sonra kendinde bir hak görüyorsun. Yani şey gibi oluyor böyle. Kredi çekmiş gibi yani, anladın mı? Böyle o sporu madem yaptım. Sen kesin şey yapıyorsundur. Hamburger yiyip üstüne salata yiyorsundur kendini iyi hissetmek. Hayır, hamburger yemiyorum mesela. Yemiyorsun. Yani. Yani bir ara hamburgere de denk geliyorumdur. Öyle yiyorum ya. Ver abi sıradakine. Fondaki fotoğraf fake kardeş. Kimi kandırıyorsun başka yerdeyim diye. Nasıl? Fake mi abi, arkası değil. Yok. Benim bu havadaki fotoğraflarımın hepsinde böyle bir yorum geliyor. Hepsi Photoshop diye. Ama bu kandırmacı oluyor. Biraz garip bir fotoğraf çıkıyor öyle zıplayıp ayağı vurunca. Şimdi burada aslında zıplamamışım da böyle asfalta ayağım değiyormuş gibi böyle bir perspektiften saçma sapan bir şey görüyorum. Evet, evet, dizüstü yan durmuş. Şimdi böyle ayakta şöyle ayağımın üstüne basıp bileğimi kırmaya çalışıyormuş. İşte o da şey gibi duruyor ya, Photoshop gibi duruyor. Burası Notting Hill mi gerçekten? Hmm. Sen yine bu sahneye girdiğin gibi öyle mi dolaşıyorsun sokakta? Sen böyle havada ayağını mı vuruyorsun? Ya böyle bir iki basamak gördüm mutlaka yaparım. Keyifliysem yapasım geliyor ya. Ne güzel ya. Ne güzel. İnsanlar keyifli olunca neler yapabiliyor. Çok güzel. Gelsin sıradaki. Ülkede her şey dehşet mükemmel ama bir şey eksik diyordum. Orkun Işıtmak albümüymüş. Aaa, linç. Müzik? Müzik. Müzik? Müzik. Ne diyorsun? Ya, bu da bir challenge gibi olmadı mı ya? Bu enteresan ya. Bu hani furya buraya doğru gidiyor diye mi albüm yapıyorsunuz, yoksa şimdi müziği seviyor musun? Şöyle, ilk başta öyle başladım. Bir prodüktörle çalıştım. İşte bir şarkı yaptık falan. Sonra şarkının telifinde sıkıntı yaşadığım için hani ben dedim ki ben bu adamla çalışacağım. Bu adam yapıyorsa ben niye yapamayayım dedim. Gittim abi 3 ay her gün işte gitar, bas gitar, saksafon, piyano, davul ve vokal dersi aldım. Sonra gittim bütün albümü kendim hazırladım. Hiç do notasını basmayı bilmiyordum. Bütün işte notaları öğrendim, kompozisyonu öğrendim, prodüksiyon yapmayı öğrendim, enstrüman çalmayı öğrendim. Gittim kendim yaptım bütün albümü. Yani burada aslında konu ben albüm yapayım da ondan ne malanayım değil, kendin de. Yok, aslında ya benim öyle müzik... ticari bir kaygım olsa da rap yapardım zaten. Doğru. Peki devam edecek misin? Sevdin mi? Evet, çok müzik seviyorum. Dünya, çok seviyorum. Ya o şeyi, çünkü ben insanları eğlendirmeyi sevdiğim için sen de arada sahneye çıkıyorsun. arada geliyorum. Ya o hani bizim videolardan insanların eğlendiğini göremiyorsun ama sahnede söylediğin şarkıyla, birlikte söylediğin şarkıyla herkesin eğlendiğini, o duyguyu birlikte yaşamak bence paha biçilemez bir şey. O yüzden. Peki mesela hangi aşamasını sevdin? Enstrüman çalma mı, şarkı söyleme mi? Şarkı söylemeyi sevmedim. Çünkü böyle benim hep böyle bir geniz eti bir şey var bende ve böyle sesim hep hastaymışım gibi geliyor. Ben ne kadar vokal eğitimi alsam da onu bir türlü düzeltemedim. O yüzden şimdi daha böyle arka plan kısmında olup hani böyle şarkıları kendim yapacağım ama vokalleri başkalarına söyletip bir DJ gibi. Ama kendi yaptığım şarkıları çalan bir DJ. Süper. Kendi prodüksiyonunu yapıyorsan zaten müzik işini biliyorsun demektir. Devam edelim. Sağ ol şu ünlüleri artık, seni istemiyorlar. Kerem Bürsin değil mi? Dijitalden gelip artık büyük, yani normal televizyon ünlüsüne de dönüştün. Dijital de var. Yani bu, atıyorum, eski dönemde şöhretlerin arasında kendini nasıl hissediyordun? Şimdi şöhret kavramı sende ne? Böyle bir şey hissediyor musun yani? İşte ben o zamanlar belki 100 bin abonem vardı. İşte YouTube çok fazla izleyen yoktu. Çok fazla kanal olan insan yoktu. Şu an ama çok rahat hissediyorum kendimi. Hani YouTuber diye bir meslek var. Bunu anlatabiliyorum. Ben anneanneme... anneannem bile kendi arkadaşlarına benim oğlan YouTuber deyip anlatıyor yani. Anlatıyor değil mi? Hatta havalı da bir şey oldu aslında yani. Bizim oğlan nasıl YouTuber olacak diye de herkes sana soruyordur yani. Gerçekten diyelim bir çocuğun var. Anne ben, baba ben YouTuber olmak istiyorum dedi. Ne yapsın? Ne yapacaksın o çocuk? Yani belli bir yaşa gelene kadar bence bu tip şeylere yönelmemesinde fayda var. Çünkü çok fazla kanal olduğu için rekabet çok fazla ve o kanalın büyümeme ihtimali çok fazla. O yüzden de çocuğun motivasyonu kırılıp üzülüp yani küçük yaşta bu tip şeylere maruz kalmamalı bence. Gelsin sıradaki.
Sağ ol, Instagram'a foto atacaksın diye ülkemizi Tokyo'ya rezil ettiğin için. Değil mi? Abi bu ne mesela? Metroya binip böyle ters dönüp duruyor musun? Ve o insanlar niye hiç bakmıyor? Orada normal bir şey mi bu mesela? Bu ne harbiden? Ya ben metroda böyle bir şey yapasım var. İşte biraz böyle esnek ve çılgın olduğum için seviyorum. Değişik pozları. Gelsin sıradaki. Yine Orkun, yine anlamsız foto. Bu ne abi? Bu senin köpeğin değil mi? Evet. Ama orada işte üstündekiyle köpek aynı. Abi bizim köpek şöyle bir sıkıntısı var. Her şeyle aynı renk. Koltukla aynı renk. Üstünle aynı renk. Şey, battaniyeyle aynı renk. Göremiyorsun hayvanı. Çok iyi. Bir de çok güzel kaynamış harbiden. Bu ne? Elindeki su tabancası. Tabancası. Ne anlatmak istiyorsun burada bize? Ben orada işte bir John Wick izleyip gaza geldim. Hmm. Bazı insanlar anlamıyor. Böyle açıklamak zorunda konuşuyor. Evet. John Wick'te yani adamın köpeğini öldürüyorlar. Sonra herkes bütün dünyaya karşı köpeğini... Öcünü alıyor yani ben de o yüzden öyle bir şey diyorum falan böyle. Açıklayacağım. Açıklayayım saçma sapan bir şey. Sıradakini ver. Sen böyle fotoğraflar çekilince abi. Eline ne geçiyor? Kendini oraya bantladın mı? Evet. Bir içerik için mi bu? Tabii günlük yaşantımdan bir kare. Ne zaman mesela sabah kalktığında mı böyle olursun? Nedir bu yani? İşte brunch zamanı falan. Brunch böyle. Zamanı. Neden? Video çektik abi şeye. Tutacak mı bantlar diye. Ama sonra çıkarken o alçıpan komple o kolon indi aşağı. Öyle mi? Tabii. Bütün izi duruyor. Böyle bakıyoruz arada ofiste. Beni taşır mı acaba o kadar koli bantı ya? Bir an, bir an onu düşün ya. Ben de çeksen daha çok izlenir ama. O koli bantı var ya. Gerçekten ama, bir an onu düşündüm. Beni koli bantıyla oraya şey yapsın. Bunun süreci şöyle abi. Dört kişi seni böyle elleriyle tutuyor. Tutuyor. Ve bir yandan bantlıyorsun. Bir saat falan sürüyor onu bantlaması. Senin... Tutacak dört kişi. O da sıkıntı değil mi? Evet. Başka var mı? Bakıyoruz. Ha son. Hiç mi utanmıyorsun? Merak ediyorum. Ben bununla ilgili sabaha kadar konuşabilirim abi. Buyur abi gir. Şimdi biz bununla ilgili... Çünkü ben de konuşabilirim. Bunu koymamın sebebi bir video. Aha. Türkiye'ye, bütün dünyaya gelinlikle gezen bir kadın Türkiye'ye geliyor ve öldürülüyor. Evet. Tamamen ona tepki çekmek için yapmış olduğum, koymuş olduğum bir fotoğraf. Sonrasında videosunu da koyuyorum zaten, açıklıyorum olayı falan. Bütün sabah programları sağ olsunlar. Hmm. Erkek adam gelinlik mi giyer bilmem ne, ağzına geleni söylediler. Ama aslında arkasında böyle bir sebep var. Çok da güzelmiş, önermesi de harika. Videoda ne anlattın? Şey, bana meydan okuma gelen bir video serim var. Orada bir takipçim işte hani Türkiye'de gelinlik giyip bütün dünyayı gezip Türkiye'de ölen kadın için sen de gelinlik giyip hani buna yapar ilgi misin? Çeker misin? Gibi bir şey söylüyor. Ben de onu yapıyorum aslında. Çok güzel. Bence o zaman çok yani aslında çektiğin videoların önermesi sağlamsa insanlar dalga geçse de o çok kalıcı oluyor bence. Yerini bulacaktır yani. Aynen öyle. Çok güzel. Helal olsun. Alkışlar kardeşimize gelsin. Bak. Evet şimdi yarın gidiyorsunuz Domini'ye. Konuyu bir anlatsana bize. Şimdi şöyle. Ya da istersen konuk sen davet edersin. Ben davet edeyim. Tamam. Buyur konuyu bir anlatsana bize. Exatlon diye bir format var. Yine böyle Survivor'daki gibi iki takım var. Parkurlar var, yarışmalar var. Bu iki takım bir evde yaşıyor. Bir yandan evden de yayınlar yapılıyor. Böyle şey reality show gibi. Hı hı. Bunun normalde Amerika'da, Meksika'da, Romanya'da Acumedia zaten yapıyor. Bunu ilk defa Türkiye'de dijitalde yapacağız. Ve Instagram fenomenleri, YouTuber'lar... Ve Twitch yayıncıları olacak. Ha, yani tam bizim dijital medyadan tanıdığımız, bildiğimiz isimler. Çok da güzel bir kadro var. Daha önce Oğuzhan Uğur'u açıklamıştım. Hı. Gel konuşalım da. Şimdi sana gelmişken ben her katıldığım bir programda birini açıklıyorum. Süper. Hatta o arkadaşımız da burada. Yine projede olacak isimlerden biri de Doğan Kabak. Doğan Kabak. Süper. Çağırıyor muyuz? Çağırıyoruz. Çağırıyoruz. O zaman güzel davet et. Huzur. Doğan Kabak geliyor! Evet, daha önce de gece modunda da program evet. Yapmıştık Doğancığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de YouTube'da çok şahane araba videoları çekiyorsun. Babadan arabacısın, evet. Konuya çok hakimsin. Sen ne diyorsun bu Exatlon'la ilgili? Neler olacak orada? Evdesiniz. Hı hı. Orada bir yandan parkurlar var dışarıda. Survivor'daki gibi parkurlar var. Parkurları yapıyorsunuz. Ve o parkurların sonunda... Kaybeden kazanan var. Kaybeden var. Kazanan var ve kaybedenin kaybetmek istemeyeceği... Tonla şey var. Kaybedenlerin çok büyük cezalar falan bekliyor. Yani şöyle bir şey İnanılmaz var. Şeyler bekliyor. Evet. Yani daha önce televizyonda görülmemiş
Cezalar. Ne göreceğiz? Ben Acun abi ilk söylediğinde şöyle sandalyeden kalkıp gidiyordu, böyle şeyler. O kadar ha. Evet. Geçen hafta toplantı yaptık ya, yani herkes bir şok oldu. Evet. Çok iyi. İnanılmaz. Yani ya aslında bu biraz da şey gibi, geleneksel medya, yani şu an Acun abi zaten bu geleneksel medyanın bir numarası. Yani dijitalle gelenekselin bir ilk defa bir araya geldiği proje olacak bu. Aynen öyle. Başta dijitalde yayınlanacak. Sonra belki televizyonda da yayınlanacak. Sen ne yapıyorsun abi? Ben sunucuyum. Aynı zamanda projenin yönetim sürecinde varım. O tatile gidiyorsun. Dominik'te eğleneceksin o zaman. Keşke öyle olsa. Hayır, o cezalardan falan sorumlu bir şey sana... Ben her şeyden sorumluyum abi orada. Tamam. Ceza... Evet. Cezalar felaket. Cezalar felaket. İnanılmaz. Yani bizim YouTube'da yaptığımız şeylerden çok daha ağır cezalar var. Aa, çok güzeldi ya. Şu an heyecanlandım. Gel abi sen de. Yani cezayı bekleriz. Geliriz ya. Dominik zaten güzel ya. Geliriz. Bir fırsat olursa. Bir de şimdi ne kadar sürecek? Çekim süreci nedir şimdi? Planınız ne? Yarın gidiyorsunuz. Üç hafta oradasınız. Oradayız, evet. Hayırlısı olsun. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Evet, şimdi programımızın bu bölümün sonuna geldik. Bize, konuk müzemize hediyeniz var mıdır? Var. Sevgili dostlar. Var. Var. Orkun'un var mı? Mi? Senin yok mu abi? Orkun'un var abi. Orkun'un mu var senin? Yok abi. Niye yok abi? Beraber aldım. Benim Orkun'dan. Hediyem doğandı gibi. İkisini bir arada. Konuk müzesine dikelim böyle. Evet, gelsin bakalım Orkun'un hediyesi.